Neredeyse 48 saat sonra 2023'e gireceğiz. Yeni bir yıl, yeni bir umut demek. Yeni umutlar, tabii siyasetçilerden de beklentilerimiz çok. Dün akşam iyi haberler geldi. EYT konusu çözüldü. İşte ondan bir hafta önce asgari ücret fiyatını artırdı, zam geldi. Yine bir sevinç vardı. Ama umut bunun hepsinden çok daha önemli. Çünkü ileriye dönük, önümüzdeki sürece dönük, 2023'e dönük neler olacak, neler olmalı diye o kadar çok beklentimiz var ki işte enflasyon bir taraftan, terör bir taraftan, dış güçler bir taraftan her şey karman çorman. İşte bu karman çormanlık içinde biz biraz iyi şeyler konuşalım dedik. İşte siyasetçilerle, iş adamlarıyla görüşelim bakalım onlar neler, ne görüşler verecek bizlere dedik. Bodrum için gelecekten ne bekliyorlar onları anlatalım dedik. Ve AK Parti Bodrum ilçe başkanı Osman Gökmen'le birlikteyiz. Sağ olun. Evet. Başkanım son dönemde tabii iyi haberler geldi ama tabii seçim yatırımı diye eleştiriler de geliyor. Tabii doğal olarak bu çok doğal. Yani siyasette bu tür şeyler olur mu? Bunu söyleyeyim. Hani siz tabii müjdeleri sayarken mesela Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki hatta dünyadaki belki de en büyük doğalgaz rezervlerinden bir tanesiyle alakalı Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bir müjde var. Bunu siz söyleyin diye söylemedim. Eyvallah. Yok farkındayım. Toplamda da 1 trilyon dolar kadar bir maliyeti olan bir... Ya dolayısıyla da Bodrumlu bundan birkaç yıl sonra doğalgazla buluştuğunda belki de artık Rusya'nın ya da diğer ülkelerin doğalgazının değil, Karadeniz'den kendimizin çıkarmış olduğu doğalgazı yapmış olacak. Bu da ayrıca bir güzel bir taraf. Çünkü ya şunu da söylemem lazım. Aslında Cumhurbaşkanımız 2022 yılını değerlendirmesi dedi ki 2022 yılının içerisinde o kadar güzel müjdeler verdi ki Türk toplumuna ve hatta tüm dünyaya. Şunu söylemem lazım. 2022'deki dünyada yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi neydi Fatih Bey? Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştı. Bu savaşta en fazla çünkü deniz yolları bilhassa işte Odessa gibi kilit bir limandan nereden geçecek? Bizim boğazlarımızı kullanacaktı. Tahıl koridoru. Bakın tahıl koridorunda şu anda 500'ün üzerinde gemi geçmiş. Tüm dünyaya. Arkadaşlar bu gemiler sadece bize gelmiyor. Afrika'ya da gidiyor, farklı kıtalara da gidiyor. Bir dünya lideri düşünün ki böyle bir savaşın esnasında tahıl koridoru gibi bir anlaşmayı yapabiliyor. Ve tüm dünyaya umut olabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Eğer diyelim ki, hadi hesaplayalım şu andaki, hani var ya birçok böyle ekonomi, şey hesap uzmanları siyasetin içerisinde bir şeyleri yazıp çiziyorlar. Velev ki diyelim, Cumhurbaşkanımız bu tahıl koridorunu açmasaydı. Şu anda bana söyleyebilir misiniz, Türkiye'deki ekmeğin fiyatı ne olacaktı? Çok. İtalya'nın pizzasının, İtalyanların pizzasının rakamı ne olacaktı ya da yapabilecek miydi? Fransa'nın kruvasanını yapabilecekler miydi? Un yok, un. Tahıl koridoru yoksa un da yok. Ya böyle bir dünya liderinin buradaki uç beyi olarak, ilçe başkanı olarak biz tabii 2022'de biz de güzel şeyler yaptık ilçemiz için ve çok da güzel projelere de imza attık. Biz bunlarla övünebiliyoruz. Ya benim için en önemlisi Bodrum Devlet Hastanesi'nin açılmasıydı. Biliyorum, ya bu konuyla ikimiz de çok uğraştık. Hakikaten çok emek de harcadık. Ben de kendi adıma sen de öyle çok böyle uğraş verdik. Hakikaten yani alın teri döküldü. Ve sonuçta bu başarılı da. Bence en önemli konulardan bir tanesi buydu. Hele ki bir de 150'den 200 yatağa çıkmış konusu o daha da önemli oldu. Bir de bizim mesela ben söyleyeceğim. Hayır, mesela ben söyleyeceğim. Bir de Anjiyo konusu vardı. Bir kalp krizi geçirmiş bir insan öyle olarak. Mi? Bak onu bilmiyorum. Tabii, bu çok önemliydi benim için. Devlet hastanesinde. Yani bizler hani orta gelir sahibi insanlarız ve özel hastanelere gitme şansımız çok fazla yok. Doğal olarak da devlet hastanesine, ben hep devlet hastanesine gitmek durumunda kalıyorum. O nedenle de doğal olarak devlet hastanesinde bir anjiyo bölümünün olması gerekiyordu. Tabii. O da oldu. Ben devam edeyim. Yok, bu yeterli değil. Açık konuşalım. Şimdi sağ olsun bilhassa da bölge milletvekillerimiz, il başkanımızın da büyük çabaları var. Çok doğru. Çünkü onlar bize ön ayak olmasalar biz Ankara'da bu gibi başarılı görüşmeleri yapamayız. Şimdi şunu söylemem lazım. Şu andaki giden hastaneye giden insanlar hastane binasını çok beğeniyorlar. Muhteşem diyorlar. İşte otopark sıkıntısı daha az vesaire.
İşte yolla alakalı birkaç çalışma var. Birazdan eğer vaktimiz olursa onları da anlatacağım size. Artık 1 Ocak'tan itibaren yeni görevlendirmeler ve yeni personelle de çalışmaya başlayacak. Yani 150 ya da 200 yatağa göre personel görevlendirmeleri ve doktora görevlendirmeleri olunca Bodrumlu'muz daha fazla rahat edecek. Sağlıkla alakalı daha vermemiz gereken birçok konu var. Şimdi bakın, bu geçtiğimiz yaz 7 tane 112 istasyonuna sahiptik. 7 112 istasyonu normal Türkiye standartlarındaki nüfus yoğunluğuna göre baktığınızda normal bir sayı. Hatta güzel bir sayı. Fakat bizim özel bir durumumuz var. Devlet protokolleri gereği, devlet başkanları buraya geldiğinde, tabii büyük bir çoğunluğu da hani habersiz vaatle gelen devlet konuklarına vesairelerine protokol gereği, devletler arası anlaşma gereği 112 bir ambulansı oraya gidiyor. Gittiği esnada da biz eksi bir. Eğer iki tane devlet başkanı varsa eksi iki. Dolayısıyla bir de yazın yoğunluğunu düşündüğünüzde bir takım sıkıntılar yaşıyorduk. Bunu da yeni 3 tane 112 istasyonuyla toplam 10, yani 186 bin hatta 250 bin rakamına bile dahil olsa, çünkü 50 bin nüfusa göre hani her 50 bin için Sağlık Bakanlığı'nın normalde yaratmış olduğu şöyle şey var, cetvel var, her 50 bin için bir ambulans. Yani 250 bin rakamı bile olsa yine de bunun daha çok daha üzerinde bir 112 istasyonuyla 2023 yazında artık vatandaşlarımız daha hizmet alabilecek. Hayır. Sağlık bizim için önemli. Ama tabii başka önemli konular daha var bizim 2022'de. Onları ben söyleyeyim mi, siz söyleyecek misiniz? Şimdi tabii yol konusuna gireceğiz. Yoldan da önemli. Yoldan daha önemlileri var ama evet. Yol konusunu ben hep böyle gündeme getiriyorum. Çünkü yol konusundaki en üst düzeydeki mağdur benim. Çünkü dayak yedik. kameramızı kırdılar. Yani, tamam mı? Yani yol konusundaki en çok mağduriyeti yaşayan benim. Tabii ki herkes çok yaşadı. Özellikle turizmciler yaşadı. Turizmciler açısından nasıl değerlendirirsiniz? Yerel yönetimlerin hizmetini. Şimdi ben onu sona bırakacaktım. Ama madem öyle söylüyorsunuz. Bence sana başka şeyler soracağım. Tamam, siz nasıl isterseniz. Şimdi turizmciler açısından bilhassa da Mümtaz Ataman Caddesi'ndeki o sizin yazın yaşamış olduğunuz talihsizlik. Şimdi önce şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten bir Muğla Büyükşehir Belediye'miz var ama yani bu kadar beceriksiz bir belediye, Bodrum'a düşman olan bir belediye görülmemiştir. Fakat Bodrum Belediye'miz de artık onunla yarışır hale almıştır. Şimdi önce oradaki yapılan çalışmayı AİDEM'in üzerine atmaya çalışmaları çok büyük yanlış. AİDEM defaten bunlar ki elimizde evraklarla da vardır. Sayın Mehmet Yavuz Demir Vekilim de bu konuda biliyorsunuz açıklama yaptı. Ya AİDEM diyor ki bu çalışmayı ben Eylül'de Ekim'de başlatayım Mümtaz Ataman'daki. Büyükşehir diyor ki ya şimdi kazarsın, Haziran bakın tarihlerden. Ya şimdi bunu yaparsın ya da sonra Eylül'de Ekim'de izin vermiyorum burayı kazmaya. Haliyle de böyle bir çalışmaya giriliyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Bakın nasıl bir yerel yönetim, yani kendi halkına, vatandaşına yalan söyleyen bir belediyecilik var ya. Ya böyle bir şey olur mu? 30.09 tarihinde bütün basın, bakın siz de dahil olmak üzere, demedi mi Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 günde ben bu Mümtaz Ataman'ı yapıyorum diye? Şu andaki hali nedir ya? Şu andaki hali nedir Fatih Bey? Hangi turizmden bahsediyoruz? O kruz gemileri. O kruz gemileri çok geliyor. Çok büyük kriz oldu. Ya hangisini birini sayayım? Oradaki hangi otelci? Ya arabasını bile tutamadı orada. Yazlığına gelemedi. Ya esnaf iş yapamadı çamurdan vesaireden. Bir tek orası mı? Bütün her yerde böyle. Bu nasıl bir beceriksizliktir? Bu nasıl bir plansızlıktır? Bakın, insan buradaki vatandaşların oylarıyla kazanılmış olan bir makam var ise ve buradaki hizmet etmeyle alakalı bir gönül var ise, çok açık söylüyorum, ağzınızdan çıkan sizin senettir. Onu ben bilmem, gecesi mi olur, gündüzü mü olur, omusu mu olur. 25.09 tarihinde size malum CHP'li Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi 15 gün içinde ben burayı bitiriyorum dedim. Halen daha bakın ya yılbaşına girdik ya. Yılbaşına girdik. Şu anda o bölgede kışında açık olan bildiğim kadarıyla üç tane de otel var. Şimdi bu adamlar nasıl müşteri çekecek? Hangi acentayla, hangi turla, hangi o gelen turist sabah yürüyüşünü vesairesini nerede yapacak? Ya sizin başınıza gelen olaylar. Ya böyle bir şey olur mu hiç?
Ya bak, peki burada şunu da söylemek lazım. Tabii ki eleştiriliyor ama sürekli söyledikleri bir konu var. Biz projelerimizi götürüyoruz ama karşılık alamıyoruz. Nereye götürmüşler? Yani Ankara'ya götürüyoruz ve karşılığını da alamıyoruz. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Valla o götürdükleri projeleri ben çok merak ediyorum. Ben gittiğim bütün bakanlıklara da soruyorum. Bodrum Belediyesi'nin ya da Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projesi var mı diye. Hiçbir zaman için bize böyle bir şey gelmedi diyorlar. Geçen gün mecliste çıkmış Ahmet Aras diyor ki o AK Parti ilçe başkanı beni arasın, işte aradığı zaman işte desin ki şöyle şöyle. Ben size çok açık söyleyeyim. İki gün önce ben bir konuyla alakalı ve Bodrum için hayati bir konuyla alakalı aradım. Ama beyefendi halen daha dönmedi. İstiyorsanız size tam saat de verebilirim. Evet, bu önemli bir iddia. Hayır. Bu iddiaya bağlı olarak artık Ahmet Aras'ta ne söyler bir an var. Ya ne söylerse hayır, onu söyleyecek olduğu bir şey. Evet, mesela ne diyor mecliste çıkıyor diyor ki ya ben camiyi tamir ediyorum, okul tamir ediyorum vesaire. Ya arkadaşlar 5393'te bahçe belediye yasasında bunları yapacaksın. Bunları yapmayan belediye başkanı var mı? Yok. Ya sen bu görevler için zaten yapmışsın. Peki devletin yaptıklarını, o kadar yapmış olduğu yatırımları vesaireyi, tarımla alakalı verilen teşvikleri, ben burada şimdi rakam Fatih Bey söylemek istesem ya gerçekten çok şey olur. Yani yok, o kadar karmaşaya girmeyelim. Ben detayları merak edenler gelip hem sizden öğrenebilirler. Yok, peki iddialı mısınız? Yani bir sonraki dönem, yani 1,5 yıl kaldı yerel seçimlere. Ama onun öncesinde bir genel seçim söz konusu. Genel seçimde yani Bodrum açısından değerlendirdiğimizde görece olarak AK Parti'nin düşük bir oyu var. Yani en düşük oylardan, yani üçüncü sırada diyelim, değil mi? İddialı mısınız şimdi? Ne durum? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Beni izleyen bilhassa Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olan seçmenimize şunu seslenmek istiyorum. Şu an 9 yılına giriyor. Artık bir CHP ile yerel yönetim, belediyelerin kurulup da hizmet vermeye başladı. 9. yılına giriyoruz. Mahallenizde belediyelerin yaptığı, sizin için hayatınızı kolaylaştıran bir ya da iki şey söyleyin. Vallahi biz de görelim. Çok basit. Biz her gittiğimiz yerde onu söylüyoruz. Ya düşünebiliyor musunuz? Mahallelerde bunu sorduğumuz olan, yani sormuş da cevap aldığımız hiçbir şey bulamıyoruz. İddialı mıyız? Valla onlar iddialı mı acaba bu saatten sonra? Biz çok iddialıyız. Artık bıraksınlar. Bodrum seçmenini çantada keklikmiş gibi görmeyi vesaire falan bıraksınlar. Büyükşehir için peki? Büyükşehir için de aynısını söylüyorum. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün belediyeler için söylüyorum ben. Böyle bir çantada keklik diye bir seçmen yok. Bodrum'un artık neyin ne olduğunu çok çok iyi biliyor. Bodrum'la onların öyle... Biz buraya kimi koyarsak koyalım belediye başkanı seçilir. Yok öyle bir dünya. Bitti o. Bakın ben size birkaç örnek vereyim. 46 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilen bir yatağım var. Doğru. Evet, şu andaki... Haşmet Ali'den sonra tabii, değişti. Allah rahmet eylesin Haşmet Başkan'dan sonra değişti. Peki şu andaki yapılan hizmetlerle alakalı bizim Bodrum'la artık görüyor. Muğla'ya giderken o caddenin geçiyor. Görüyor. Ya arkadaşlar, Bodrum'a yapılan yatırımlar vesaireler onların öyle dediği gibi değil. Ben size yüzlerce yatırım sayabilirim şu anda yapılmakta olan. Yani geçen sene sadece elektrikle alakalı yatırım Muğla'yı bırakın, Ege bölgesindeki en fazla yapılan yatırımlardan bir tanesidir. Bakın kış aylarına girdik. Geçen seneki yaşanan sıkıntılar şu anda enerjiyle alakalı yaşıyor muyuz? Peki yani hani birçoğunu ben de izliyorum. Evet, bir şeyler yapılıyor. Devlet tarafından buraya yatırımlar geliyor. Fakat ortada bir şey var. Yani oy çıkmıyor Bodrum'dan ve Muğla'dan. O eskidendir Fatih Bey. O nedendir? Yani ideolojik olarak mı bir sorun var? Hayır Fatih. Yani güvensizlik mi? Öyle yani işte şeriat mı gelecek diye. Hayır canım, öyle veya şey buradaki, yok. Veya buradakilerin yapısı işte Fatih yani çok, göç, çok göç var. Çok göç olmasından da kaynaklı gelen kişilerin işte görece olarak gelir seviyede biraz daha yüksek. İşte emekli, ununu elemiş, kenara koymuş insanlar ve o insanlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyorlar. Yok. Ondan kaynaklı mı? Hayır Fatih Bey, şimdi bu ben 3 yıla yakın bir süreden beri ilçe başkanım. Şu andaki yapılmış olan anketlerdeki bizim oy potansiyelimiz tarihinde, yani Bodrum'daki partimiz tarihindeki en yüksek oy oranındayız. Mesela benim bildiğim çok iyi bir rakam var. Yılmaz Algül Başkan döneminde %22 idi. Evet, aynen. Yılmaz Başkan'ın şu anda üstündeyiz. Bu çok
önemli bir iddia. Bu iddiayı mutlaka bizim de hani peşinde fikri takip yapmamız tabii gerekiyor. Ki, tabii basın ki. Olarak izlememiz şimdi, gerekiyor. Bu iddiayı biz kenara alıyoruz, notumuzu alıyoruz ve bu iddianın doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak ortaya. Aynen. Bu önemli bir nokta. Tabii tabii, kesinlikle. Şimdi şunu söylemem lazım. Siz dediniz ya, Bodrum'da bu oy düşüklüğü ne? Bunlar artık tarihte kalmış olanlar. Bodrum'da bizim şu anda oy oranımız da gayet iyi. Biz artık Bodrum'un meselelerini çözebilecek güce de, kudrete de, lidere de sahip olduğumuzu Bodrumlu biliyor. Peki aday konusunda mı hep sıkıntı oldu? Acaba tanınmış bir aday, yerli bir aday, bu konuda mı sıkıntı oldu? Yani şimdi şöyle, etkisi var mı daha doğrusu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın, ben yerel bir insanım, biliyorsunuz. Belediye seçimleri, eskide bir belediyeciyim. Belediye seçimlerinde tabii ki de aday önemlidir. Bu önemli bir faktördür. Tabii geçmiş dönemlerle alakalı benim bir şey söylemem biraz aveste işgal olur. Fakat ben şu andaki dönemle alakalı söyleyeyim. Biz bu konuda son derece iddialıyız. Her platformda paylaşırız. Bakalım ne çıkacak ortaya. Şunu da söylemem lazım. Ya mesela size başka bir örnek vereyim. Muğla Büyükşehir Belediyesi. İşte biraz önce Mümtaz Ataman'la konuştuk. Turgut Reis'teki Kadı Kalesi'nde ta Gümüşlü'ye kadar, hatta Koyunbaba'ya kadar uzanan hattaki yolların 3 yıldan beri vatandaşların neler çektiğini çok çok iyi biliyor. Doğru. Ya onu bunu bırakın. Şu andaki suyla alakalı fiyatlandırmalar. Ya arkadaş, hayırdır? İyi, ne kadara veriyorsun? Biz DSİ'den kaç paraya aldığınızı biliyoruz o suyla alakalı konuyu. Siz hangi rakamda veriyorsunuz? Bırakın bu rakamı vermeyi. Ya içme suyu yazıyor. Siz çeşmeden akan suyu doldurup içebiliyor musunuz? Yok. Onu? Hayır, içemiyorum. Faturanıza niye içme suyu yazıyor? İçilebilir diyor. İçersen iç diyor. Yersen. İçelim bakalım ne olacağız. Ya bakın, bu bizim bir arıtma tesisimiz var değil mi? Mumcularla. Doğru. Muğla Büyükşehir'e ait. Niye çalışmıyor? Neden çalıştırmıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi? Neden benim suyumu içilebilecek seviyeye getirmiyor? İçme suyu diye satıyor bana. Peki o projeyi götürüyor devlete, devlet hükümete. Neredeymiş hükümette, o proje? Hükümette hayır, sadece CHP'lisin diyor mu? Fatih Bey, neredeymiş o proje? Yok olmayan bir şeyi vatandaşları kandırmayı bıraksınlar artık. Nereye ne proje vermişler? Nerede neymiş? Cumhurbaşkanlığı da onayda bekliyor. Ya biz soruyoruz Cumhurbaşkanlığı'na, böyle bir şey var mı? Hayır, yok diyorlar. Hangi projeden bahsediyor? Ya bırakın, tamam, madem öyle. Madem destek vermeyen bir cumhurbaşkanımız var ya da partimiz var. Ya arkadaş, torba içmeler, Kızılaş'taki arıtma kanalizasyon ve içmelerdeki arıtma tesisini şu anda 350 milyonun üzerinde Fatih Bey. Bunu bakanlık yapıyor. Ve Osman Gür'ün Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısında cumhurbaşkanımıza bunu söylediği için yapılan bir şey. Ya siz neden bahsediyorsunuz? Niye yalan söylüyorsunuz? Ayıp değil mi? Bak, bunu rica etmiş Cumhurbaşkanımızdan ya da söylemiş. Bilmiyoruz biz o toplantının içerisini. Osman Gür'ün de hiçbir zaman bununla alakalı söylemez. Şu anda torba gibi önemli bir yer. Bakın, torba, içmeler, Kızılağaç gibi önemli yerlerimiz. Ve içmelerdeki arıtma tesisini kim yapıyor şu anda? Turizm Bakanlığı. Kime yapıyor? Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne. Meblağ, çok ciddi bir meblağ. Yani en son ben, bu rakamlar güncel değildir. Lütfen kusuruma bakmayın. İhale aşaması 280 milyondu. Ama bu dediğimiz 2 yıl kadar bir süreç. Şu anda belki de bu rakam 400-450 milyonda bulmuş. Daha fazla 1 milyon. Peki bunu yapan bir iktidar neredeymiş bu projeye ya? Ne istemişler bizden şu ana kadar? Ne yapmışlar? Evet, bu konuyla ilgili biz de çağrımızı yapalım. Bu konuyu hep sormak ve cevabının da karşılığını net olarak almak istiyorum. Ben gazeteci olarak da bunu sürekli aslında hem Ahmet Aras'a hem Osman Gür'üne de sormuş olduğumu soruyor. Önemli iddialar var. Eğer böyle bir projeniz geri döndüyse bunu açık olarak, şeffaf olarak yurttaşlarla paylaşılmasını ben de şahsıma da bir gazeteci olarak talep ediyorum. Bu paylaşıldıktan sonra artık ondan sonraki cevap ne olur onu sonra değerlendiririz. Peki. Şimdi ben de Bodrum'da uzun yıllardır, 22 yıldır yaşayan birisi olarak biraz mikro milliyetçilik yapmak isteyeceğim. Bunun hakkım olduğunu düşünüyorum. Bodrum'dan bir milletvekili adayı. Bu konuda hep sıkıntı çektik. Herkes bizi dedi ki işte Bodrum'dan
Milas'tan 3 tane partiden ayrı ayrı her partiden milletvekili çıkıyor. Şu anda da görevdeler zaten. İşte Sakarya altından çıkıyor, Muğla merkezden çıkıyor. Fakat Bodrum'u, herkes Bodrum'u temsil ediyor. Biz Bodrum'u temsil ediyoruz. Biz Bodrum'un milletvekiliyiz. Yani Fethiye'den gelen Ömer Süha Aldan da CHP'li. O da biz ben Bodrum'un milletvekiliyim diyordu. İşte bugün Mehmet Yavuz Demir de ben Bodrum aslında milletvekiliyim diyor. Yani herkes Bodrum milletvekiliyim diyor ama Bodrum'lu birisini biz hala 87'den bu yana gönderemedik. Ve bu konuyla ilgili de artık biz kendimizi mecliste temsil etmek istiyoruz. AK Parti olarak birinci sıraya, ikinci sıraya Bodrum'lu bir aday koymayı düşünüyor musunuz? Şimdi, bu soru çok kritik bir soru. Yani buna kararını siz vermiyor olabilirsiniz ama direkt anlamında söylüyorum. Şimdi şunu söyleyeyim, aynen dediğiniz gibi bunun kararını bir ben veremem. Ama biraz önce sizin söylemiş olduğunuz Sayın Mehmet Yavuz Demir vekiline alakalı. Evet, Yavuz Demir vekilim burada oturuyor. Kumbaşı'da oturuyor. Biliyorum, yani Bodrum'un milletvekili. Onu da söyleyeyim. Asıl şunu söylemek lazım. Bodrum'da siyaset yapanlar, yani ne kadar temsiliyetle alakalı yetkilileri var. Biz her istediğimizde milletvekillerimize ulaşabiliyor muyuz? Evet, ulaşabiliyoruz. Doğru. Yelda vekilime de, Mehmet Yavuz Demir vekilime de tak diye biz ulaşabiliyoruz. Doğru. Bizim şu anda milletvekillik Bodrum'un asıl ihtiyacı şey değil. Bence bu psikolojik de bir şey ama. Ya bizim psikolojik... Ya biz Mehmet Yavuz Demir'i Milaslı olarak değerlendirdiniz. Yani Güllü'lü olarak değerlendirdiniz. Değil, adam burada oturuyor. Ya tamam, burada oturuyor ama o... Yeniden bir yerine gidebilirsem iki dakika... Hayır, bu konuyu tartışmayacağım ama beklentinin psikolojik olduğunu zaten söylemeye çalışıyorum. Ben bir kere daha şunu söylemek istiyorum. Bodrum'un ihtiyacı olan Bodrumlu bir, sizin demek istediğiniz gibi söyleyeyim, Bodrumlu bir milletvekili değil. Asıl ihtiyacımız olan bizim Bodrum için çalışacak olan bireyler. Onlar önemli. Bak ben söylüyorum. Sonuç bizim her milletvekilimiz, evet klasik gibi gelecek size ama zaten Bodrum'u temsil ediyor. Dediğim gibi Sayın Mehmet Yavuz Demir vekilim de zaten Bodrum'da oturuyor. Ya bizim öyle bir sıkıntımız yok. Ona bakarsanız ben size enteresan bir şey söyleyeyim. Hani Muğla ya da Bodrum siyaseti ya da il siyasetiyle alakalı. Mesela Süleyman Girgin. Şimdi Kavaklıdere değil mi? Tabii. Süleyman Girgin'in babasıyla benim rahmetli dedem kan kardeştir. Benim sünnetimle onun babasıyla benim dedem sabaha kadar başımızda beklenmiştir. Çok biz, doğru. O kadar bir sıkıntımız yok. Şimdi hani onu söyleyeyim. Hani böyle birbiriyle bir ilişki vardır yani. Ama Süleyman Girgin'in milletvekili adaylığı süreci yatağın merkezli olarak çıktı. Yani Kavaklıdere bile değil yani. Ben de şunu söyleyeyim ya, biz böyle bir şey Bodrumlu olarak artık hani ya biz Muğla'nın en büyük ilçesiyiz vesaire. Şimdi biz milletvekili çıkarmamız lazım. Ya şunu da söyleyeyim, hani diğer siyasi partilerden arkadaşlarımız, abilerimiz aday olarak çıkıyorlar. Eyvallah, onlara da başarılar dileriz. Hani bu lafım hani o, ben kendi penceremizden bakılanı söylüyorum. Biz temsiliyetle alakalı Ankara'da herhangi bir sıkıntı yaşamayan. Yok, bu konuda temsiliyet konusunu zaten çok fazla girmiyorum. Bu birçok kişi için geçerli. Yani AK Partili ya da Cumhuriyet Halk Partili ya da İYİ Partili olsun. Aradığınızda mutlaka Ankara'da sizi misafir ederler. O konuda bir sıkıntı yok zaten. Yani ben şunu sormak istiyorsunuz. Milletvekili aday mısınız? Kesin aday değilim. Neden? Yok, hayır. Herkes onu bekliyor. Hayır. Öyle bir adaylığım falan yok. Ben Bodrum Belediye Başkanı adayım. Eğer Cumhurbaşkanı... Bodrum Belediye Başkanı. Evet. Bir dakika. Evet, son dakika haber. Ya değil ya. Son dakika haber. Bodrum Belediye Başkanı adayı evet. Osman Gökmen. Biz bunu deklar edelim. Yine notumuzu alıyoruz. İzleyeceğiz. Tabii ki... Ya elbette ki siyaset bir iddia işidir. Aynen. Yani ben olmayacağım, kenardayım, köşedeyim, öyle bir şey yok. Yok, hayır. Bakın ben söylüyorum. O lafım yarım kaldı. Bodrum Belediye Başkanı'na adayım. Eğer Cumhurbaşkanımız uygun görürse de aday olurum. Benden artı bir getirecek olan herhangi bir adayın da sonuna kadar arkasındayım. Ve omuz omuzayım. Ha, bunu niçin yapıyorum? Ben Bodrum'da yaşayanları ve Bodrum'u seven bir insan. Ben Bodrum yerlisiyim yani. Şimdi ben doğduğum evi gösterdiyseniz Yalıkavak'ta plajın ortasındaki çam ağacının dibinde. Aynen öyle. Öyle söyleyeyim. O tarihte bizim evimiz vardı. Süngerci bir babanın o. Yani her neyse. Şimdi bunlar konular... Yok, çok önemsiyorum bunu. Çünkü hani biraz önce özellikle söyledim. Yani sinir uçlarına dokunmak için mikro milliyetçilik yapıyorum diye. Yani mikro milliyetçilik yapma hakkın var, hakkımız var.
Çünkü ya sonuçta Bodrum'da yaşıyoruz. Bodrum'un daha iyi olabilmesi için uğraşıyoruz. Tabii ki Marmaris de iyi olsun. Tabii ki Fethiye de çok iyi olsun. Kavaklıdere çok 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 iyi olsun. Yatağının yolları mükemmel olsun. İşte bak o kaç yıldır o ışıklarda bekliyorduk, düzeldi. Elbette ki Muğla bizim, Türkiye bizim. O anlamda bir söyleyeceğimiz bir şey yok. Ama azıcık gönlümüzün de hoş edilmesini isteriz. Bu bir sonuçta dediğim gibi siyasette olması gereken, olmalı diye düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Birçok kişi katılmayabilir. Hiç sıkıntı yok bu konuda. Ya ben saydım. %25 Bodrum'un, yani Bodrum'da doğan, büyüyen %25'e kadar düşmüş durumda. Hatta %22 diyenler bile var ama hiç önemli değil. Ben de Bodrumluyum çünkü. Bodrum'da doğmadım ama hani biz böyle bir ayrım Bodrum için çaba gösteriyorum. Ya Fatih Bey, bu ayrımı en fazla ben yapamam. Niye? Evet, evet. Benim hanım Afyon'du. Ne yapacağız hanım? Tabii. Şey ya benim çocuklarım da Bodrum'da olun. Ne yapacağız? Tabii canım, öyle bir şey yok. Bakın, Bodrum'a gönül veren herkes, Bodrum'da yaşamaya gelen herkes, Bodrum'a eğer zarar yoksa bizim gönlümüzde de Bodrum'dur. İşte o kadar. Biz burada bize gelen, bizden herhangi bir konuda yardım isteyen insana hiçbir zaman çıkıp da sen hangi siyasi partiye üyesin diye sormadık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de insanlar geldiler. İYİ Parti'den de insanlar geldiler. Biz gücümüz yettiğince onlara nasıl yardım edebilirizle alakalı mücadelesini verdik. Bu kapıdan kimse çevrilmez. Öyle bir bizim derdimiz yok. Bizim gayemiz de, ben ve bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarım, milletvekillerimiz, il başkanımız, Ankara'daki bütün ona keza siyasi büyüklerimizin tümünün, bizim yarışımız şu. Biz Bodrum'a daha fazla nasıl hizmet getirebiliriz? Ne şekilde getirebiliriz de alakalı. Bizim başka bir şeyimiz yok. Bizim başka bir sizliği verin hedefimiz yok. Bak ben söylüyorum. Bodrum'un meselelerini çözebilecek gücü de, kudreti de, lidere de sahip tek siyasi partiyiz. Bunu artık Bodrumlular biliyorlar. Evet. Şimdi ben söyleşimizi biraz böyle bu sefer kısa kesmek istiyorum. Neden? Neden? Bir kere birincisi izlenme oranı yükselsin diye. Çok uzayınca izlenme oranı düşüyor doğal olarak. Ben aklımdan geçen sorulara ve sizin uçlarına dokunan soruları sormaya çalışıyorum. Fark ediyorsunuzdur, izleyicilerimiz fark ediyordur. Eğer soru var ise, yani daha böyle sert sorularınız varsa, Osman Gökmen bu konuda beni hiçbir zaman hayır bu soruyu sorma dememiştir. Yok estağfurullah. Hayatta öyle bir aklım olmuş. Konuşmamışızdır. Aklıma gelen her soruyu da sormuşumdur. Cevabını da almışımdır. Siz de eğer sormak isterseniz yine o soruları da yanıtlayacaklarım. Tabii ben ki. Son soru olarak Bodrum'un en önemli sorunu. Birincisi kira. Ona bağlı olarak, kiraya bağlı olarak personellerin çalıştırılma zorluğu. Çünkü bütün işletmeler kiralar yüksek olduğundan dolayı bir süre sonra, belki önümüzdeki bu sezon için bile geçerli, personel sorunu yaşayacak. Evet. Memurlar yine gelmekte burayı istemiyorlar. Çünkü çok yüksek kiralar var. Lojman konusu ve yine tüyleriniz diken diken olacak mı, özellikle soruyorum. TOKİ konusunda Bodrum ne durumda? Bir şeyler yapılması gerekiyor. Yapıyoruz. Ama bu arada Garova çok önemli. Karova yok oluyor diye hissediyorum. Çünkü orası bizim bir tarım merkezi olarak düşünülmüş. Hep böyle hani hiçbir tarım TOKİ gibi. Alanı tarım alanında olmaz. Hayır, ben şey açıdan, genel anlamda söylüyorum. Acayip bir şekilde orada bir yapılaşma söz konusu. O yapılaşma tarım alanlarına da sarkacak mutlaka. Ve hani bir şeyleri kaybediyoruz. Sonra geri dönüş çünkü mümkün olmayacak. Valla bu ruhsatı veren Bodrum Belediyesi'dir. Yani o demiş olduğunuz, şimdi ben başka konulara girmek istemiyorum ama bu yapıların bu şekilde böyle olmasının ve ruhsatların verilme sebebi Bodrum Belediyesi'dir. Hı hı. Ve 9 yıldan beri de zaten bu yönetim mevcut, işte CHP'li, hatta yıllardan beri CHP'li yönetimle yönetilmektedir. O yüzden hani ben bu konuda ne diyebilirim ki? Ama şunu da söylemem lazım. Evet, sizin dediğiniz çok doğru. Kira bedelleri. Hı hı. Şimdi kira bedellerine bir de şu açıdan bakalım. Geçtiğimiz yıl Sayın Fatih Bey, çok enteresandır. Bodrum Belediye'miz %1000'lik bir emlak vergisi zammı yaptı. Evet, çok büyük bir sorun. Şimdi hala o sorun. Ben bununla alakalı ilk açıklama yapan siyasiyim. Hatta o dönemde daha bu ilan edilmemişken bundan hemen derhal geri dönün diye. Şimdi dolayısıyla mal sahipleri birdenbire %1000'lik zamla karşılaşınca haliyle de onlar da kira bedellerine. Daha sonra da arz talebi artınca da artık bu bir, nasıl söyleyeyim, hani bir kar topunun bir çığa dönüşmesi halini aldı. Biz TOKİ ile alakalı bundan yıllar önce konuştuğumuzda şu andaki mevcut, yine aynı istemezlikçi o zihniyet var ya belediyemizin başındaki.
O zihniyet çıkıp diyor ki biz buraya TOKİ'yi istemiyoruz. Zannediyorlar ki apartman tarzı böyle binalar yükselecek. Hayır arkadaşlar, bunun TOKİ örneklerini yapmış, Çeşme'de de var. Maksimum 3 kattan oluşan, oradaki mimariye uygun alanlar yapmış. Şimdi biz kamu çalışanlarıyla alakalı bir 63 dönümlük bir alanı, Güreci tarafında bir 63 dönümlük alanı zaten tahsis ettirdik. Kamu personeliyle alakalı. Yine ona kadar 150 konutluk biliyorsunuz, Mumcular tarafında bir TOKİ alanımız var. Biz 2 hafta kadar önce yine yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber Dursun Baştürk, TOKİ Başkan Yardımcımızla bir toplantı yaptık. Hemen akabinde de 2023 yılının içerisinde ilaveten bir 500-550 konutluk bir projeye daha da takviye edeceğiz. Ama şunu da istedik biz. Bakın belediye geçtiğimiz ayki mecliste belediye başkanımız bir komisyon kurdu. Bu kiralarla alakalı. Bu kira komisyonun içerisinde Sayın Meclis Üyem Ayşen Kılıç Hanımefendi var. Ayşen Hanım'la biz hemen tabii bu konuda nasıl destek verebiliriz ile alakalı bir toplantı yaptık. Tabii bunun üzerine de Dursun Bey'le de görüştük başlıkla. Bize önce bir arazinin belediye tarafından gösterilmesi lazım. Biz bu konuyu bir 15 gün kadar önce herhalde yanlış hatırlamıyorsam, şimdi tam da tarih vermeyeyim ama biz bu konudaki talebimizi meclis üyemiz aracılığıyla belediye başkanımıza ilettik. Fakat bize gelen bir şey yok. Yani bize bir şey gelirse biz de bunu götüreceğiz Ankara'ya. Ona göre bu alana da ilaveten TOKİ alanı yapılması. Çünkü bu artık hizmet sektöründe etkiler hale aldı. Onu da söyledik. Yani dar gelirli ve orta gelirlerle alakalı artık burada kiraları ödeyemez hale aldılar. Yani bir tek kamu çalışan diye bakmayın. Kamu çalışanları zaten başlı başına şu anda. Ben bir takım kurumlardaki tayin isteme dilekçelerini görüyorum. Eğer o tayinlerin tümü gerçekleşirse bir öğretmenin Bodrum'da yaşaması çok zor. Çok zor. Çok özür dilerim. Bu konuyla ilgili takipte olduğunuzu öğrenmiş olduk. TOKİ ile ilgili Bodrum'un her meselesiyle alakalı takipte. TOKİ ile ilgili de topu Ahmet Aras'a atılmış yani veya şehir atılmış. Hayır. Şey açısından. Hayır. Belediyenin yani kurmuş olduğu. Hayır, yanlış anlaşım olmasın. Belediye bu konuda bir komisyon kurmuş. TOKİ'nin nasıl olabileceğiyle alakalı, bir toplu konut yapılmasıyla alakalı. Biz de bu komisyonda görev alan Ayşen Hanım bizim meclis üyemiz. Başkanım bu konuda ne yapabiliriz? Alan göstersinler, biz TOKİ ile hemen görüşelim dedik. Fakat o alanla alakalı bize bir geri dönüş olmadı. Evet, onu söylemeye çalışıyorum ben de. Yanlış anlaşılma olmasın orada. Şu an biz top falan atmadık yani. Bir proje var. Aslında top atılmış durumda. Eğer bir belediye bir şey gösterirse, arazi gösterirse, ya yani buna uygun toplu konut yapılacak, TOKİ artık neyse, bir toplu konut alanı yapılacak bir alan gösterirse, Osman Başkan da bununla ilgili gerekli çalışmayı başlatacağını söylüyor. O zaman tabii doğal olarak belediyede Ahmet Aras'la büyükşehir mi artık bunu çözer, yoksa arasını çözer, onu birlikte karar versinler. Oho, ondan ikisinin arasında kalır, soruş olmaz. Her neyse, Fuat Bey, boş ver. Osman Bey, merhaba. Köyünüzde, yani Kavak'ta, ormanlık alan özelleştirileceğine dair haberleri görmüşsünüzdür. Bu konuda düşünceniz nedir? Geliş mahallesindeki. Kamu yararına dönük bir çalışma mı olacak diye sormuş Deniz Öztürk. Teşekkür ederiz soru. Tamam. Şimdi bununla alakalı biz özelleştirme idaresiyle ben bir telefon görüşmesi yaptım. Ya çok enteresandır. Tabii biz sosyal medyada bunu gördük. Keşke oradaki benim anamın köyü olan Geriş'teki oradaki ilgili arkadaşlar bir arasaydı. Ben ne bileyim böyle bir baktım sosyal medyada, dedim bu ne böyle falan. Özelleştirme idaresinde bu alan nedir? Ne amaçla bunu yapıldı diye. Bugün yarın herhalde cevap gelecektir. Kamu yararı yapılacak o zaman. Tabii kamu yararı gödülmeyen ya da hani o alanı ben bilen bir insanım. Belki buradan bir yanlış bir bilgilendirme gitmiştir ya da bir hata vardır diye düşünüyorum. Bununla da alakalı gerekli girişimlerde bulunduk. O zaman bununla ilgili de biz notumuzu alıyoruz, haber bekliyoruz. Yani bu gelen haberi yok. İşte köylüm, değil mi? Ya bizim telefonumuz 24 saat açık. Arasın bizi, biz öyle Ahmet Aras gibi kimseyi kapıda da bellenmeyiz, telefonla da cevap vermezdik, dönemezdik, yapmayız. Biz CHP'li değiliz ya. Bu arada laflar geliyor. Ahmet Aras'a tabii cevap hakkı doğmuş durumda. Nasıl olsa görüştüğümüzde onun cevaplarını, yanıtlarını da veririm. Benim sorularım bu kadar. Bu kadar mıydı? Bu kadar. Bir dakika, daha 2022 değerlendirmesini yapalım. 2022'de nereye değerlendirdik aslında biz şu anda? Çünkü ben alabileceklerimi aldım.
Neden kısa kesiyorum? Çünkü çok uzayınca bu sefer izlenme oranı düşüyor. Nasıl istersen Fuat Bey. Bence hemen yılbaşından sonra yine bir araya geliriz. Biz çünkü 2023'te şu andaki projelerimiz var Fatih. Yani Bodrum'a müjde etmemiz gereken. İşte onları 2023'te yapalım diye düşünüyorum. Nasıl istiyorsanız. 2023'te yaparsak zaten istediğimiz zaman bir araya gelebiliyoruz. Hiç ben mesele değil. Bir aramamız yeter. Bir tabii. Canlı yayına davet etsek hiç itiraz etmeden tamam diyorsunuz. Hangi gün istersen diyorsunuz. Bu konuda da çok teşekkür ediyorum. Hani gazetecilerin böyle zorlanmadığı siyasilerden bir tanesiniz. Yok estağfurullah. Mikrofon her uzak. Aklınızda yanıt veriyorsunuz. Bunun için de ben teşekkür ederim. Yok rica ederim. Ne demek. Ne o olsun. Zaman Bodrumlulara bir mesajınızı verin. 2023 mesajını, yeni yıl mesajını. Ondan sonra şimdi... programımızı kapatalım. Çok dokundurdu değil mi? Dokundurmadan. Nasıl isterseniz. Hiç sıkıntı şimdi, yok. Yaşasın sevgili Bodrumlular. Sevgili Bodrumlular. Gerçekten hem Bodrum'da doğmuş hem de Bodrum'da artık bu saatten sonra yaşayan ve gönül veren Bodrumlular. Artık Bodrum'a yakışır bir Bodrum olması için daha fazla beklememize gerek kalmadı. 2023 yılı mutluluk ve huzur getirsin. Hepimize sağlık ve birliğimizin daim olacağı daha nice yılları inşallah hepimize göstersin. Dediğim gibi Fatih Bey dediği için kısa kesiyorum ama 2023'te de yine Bodrumlulara müjdelerimiz devam edecek. Bodrum'un hayatını kolaylaştırmak için, hizmet vermek için ben ve teşkilatım sonuna kadar buradayız. Evet, mesaj alınmıştır herhalde. Biz yine hem AK Parti hem diğer partileri izlemeye devam edeceğiz. Sorularımızı sormaya çalışacağız. Hiç kıvırmadan, ıvırmadan, zıvırmadan ne aklımıza geliyorsa, sokaktaki insanlar ne sorulması gerekiyorsa aynısını sormaya çalışacağız. Elimizden gelmiyor. Siz bizi yönlendirin, biz o soruları sorarız. Hiç merak etmeyin o konuda. Hiç kıvırmayız. Onu da net olarak söyleyeyim. Bodrum Gündem olarak böyle bir kararlılığımız ve bugüne kadarki bir referansımız var. Osman Başkan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Almam gereken bilgileri aslında ben az çok aldım. Benim için önemli noktalardan bir tanesi Bodrum'da bir milletvekiliydi. Bu soru çok konuşuluyor çünkü artık adaylar kendileri açıklamaya başladıkları için ve kira konusu çok çok önemliydi. Bu konuyla da ilgili işte en azından belirli bir bilgiyi almış olduk. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Tabii ki de. Ama en önemli konulardan bir tanesi Bodrum Devlet Hastanesi'nin 2023'te çok daha düzenli ve çok daha fazla personelle çalışmaya başlayacağı haberiydi ki bu çok daha... Küçük bir şey söylemem lazım. Buyurun. Bodrum Devlet Hastanesi'nin o ulaşımla alakalı bir konusu vardı. Evet. Dün üst geçitle alakalı temeller atıldı. Herhalde en geç bir ay içerisinde artık harika. Üst geçitle de alakalı karayolları dün bölge müdürümüz buradaydı. Onunla da alakalı çalışma bitti. Artık herhalde 15-20 gün diyeyim hadi. Sonra Muğla Büyükşehir gibi rezil olmayayım ama hadi bir ay diyeyim o zaman ben. Hı hı. Bir ay içerisinde orada üst geçitimiz hazır. Harika. Üst geçitle birlikte tabii ki oraya minibüslerin giriş çıkışıyla ilgili bir sıkıntı söz konusu. Muğla Büyükşehir Belediyesi mutlaka bu konuya el atmak zorunda. Çözümü belli diye zaten işte Ortakent ve Konacık arasındaki kooperatifler konuşuyorlar. Siz de devreye girip mutlaka çözüme yönelik bir şey yapmanız gerekiyor. Ya yoksa duraktan oraya kadar 1,5 kilometre yol yürümek zorunda hiçbir hasta yürüyemez. Ben bile nefes nefese kalıyorum. Mutlaka çözülmek zorunda. Üst geçit tamamlanıyor. Minibüs ve o toplu taşıma konusu da Büyükşehir'e ait. Hemen çözülsün diye bekliyoruz 2023 için. Biz de iyi yıllar diliyoruz şimdiden. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Neden? Asıl ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 2023'te sorular sormaya devam edeceğiz. Yok. Biz de cevap vermeye devam edeceğiz. Eminim. Anlaştık o zaman. Sevgiyle kalın. Esenlik kalın.